Dostlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Pergamon Status dış ticaret hissemizle ilgili sizlere bilgiler vereceğim. PSD-TC koduyla Borsa İstanbul'da işlem görüyor arkadaşlar şirketimiz. Dostlar, videomuza başlamadan önce biliyorsunuz burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sizler de yatırım kararı almadan önce mutlaka kendi araştırmalarınızı yapın arkadaşlar. Şimdi Pergamon Status dış ticaret hissemizin hemen internet sitesine giriyoruz ve girmeden önce biliyorsunuz arka açıklığı fazla olan şirketlerden bir tanesi ama sermayesi az olduğu için genel anlamda kafayı yukarı kaldırmış ve hızlı bir şekilde de yukarıya giden şirketlerden bir tanesi. Dünyanın dört bir tarafına arkadaşlar ihracat yaptığını görüyoruz ve KDV'leri zahmetsiz ve hızlı ödediklerinden bahsetmişler bizlere. İlk görselde, ikinci görselimizde Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması arasında olduklarından bahsetmişler ve yine arkadaşlar üçüncü görselde bekleyen tahsilatı ortadan kaldırıp hızlı tahsilat sistemine geçtikleri için zenginleştirilmiş ihracat alanında, yani daha çok zenginleştirilmiş ihracat kapsamında ihracat yaptıklarından bahsetmişler arkadaşlar Permagon tarafında. Hizmetlerine baktığımızda dostlar, ihracata aracılık hizmeti, vergi ve dış ticaret danışmanlığı, mevzuatın takip edilmesi ve bültenlerinden, bilgilendirme toplantıları ve panellerinden, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımından, yeni Türk Ticaret Kanunu'na ilgili arkadaşlar uyum sürecinden vesaire, yani dış ticaretle ilgili bilmeniz gereken her şeyi hizmet olarak verdiklerini söyleyebiliriz. Avantajlarında ise arkadaşlar vergisel avantajlar, gümrük avantajı, ihracatçıya uygulanan teşviklerden faydalanmalar. Yani gelin size kar ettirelim diyorlar gibi bir şey arkadaşlar şirket genel olarak. Şimdi dostlar, şirketimizin tarihçesine baktığımızda neler söyleyebiliyoruz? Daha çok hazır giyim tarafında ve konfeksiyon tarafında ihracat yaptığını görüyoruz arkadaşlar. İzmir ve Ege bölgesinde Öztürk grubunun arkadaşlar dış ticaretini yapmak için kurulduğunu ama daha sonradan da artık farklı şirketlere, firmalarla ilgili de dış ticaret yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Ve baktığımızda yıl yıl geçtikçe sermayesini dolar bazında çok 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 arttırdığını görüyoruz. Zaten dolarla da iş yaptığı için bu fiyat, bu hisse yukarıya doğru hızlı yükseliyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi dostlar, 7,4 milyonluk bir ödenmiş sermayeden bahsettik şirketle ilgili. Artık şirketimizin ne yaptığını biliyoruz, ne ettiğini biliyoruz. O yüzden lafı da çok uzatmak istemiyorum. Fintables tarafına geldik. Özet rapor tarafındayız. Öz kaynaklarının %12 arttığını görüyoruz. 68 milyona çıktığını. Net borcunda arkadaşlar bir miktar azalma var. Finansal borçlarında yine bir azalma söz konusu. Duran varlıklarında %8'lik bir azalma söz konusu. Dönem varlıkları %8 artmış arkadaşlar. Satışlarımız %4 azalırken brüt karımız %10, esas faaliyet karımızda %60'lık bir azalma, FAV ürünü %48'lik bir azalma, yine net dönem karında da %7'lik bir azalma söz konusu. Ama baktığımızda net dönem karı genel olarak arkadaşlar öyle rezervli bir seviyede değil, güzel seviyede. Bir an önce şirketin zaten bu durumu düzelteceğini artık hepimiz biliyoruz diyebilirim. Sermaye arttırım ve temettül tarafına geçersek 7,4 milyonluk bir sermayeden bahsetmiştik. Düzenli olarak 2018 yılından beri temettü ödeyen hisselerden bir tanesi. Ve arkadaşlar son temettüsü de çok güzeldi. 3 lira 45 kuruşluk bir temettü vermişti. Yatırımcılarına hayırlı uğurlu bereketli olsun diyoruz. Baktığımızda dostlar, şirketimizin rakip firmalarını değerlendirirsek toptan ve perakende sektöründe arkadaşlar 10.91 FK, 5.17 PDD ve 14.74 FOWEB'de fiyatlandığını ve sektörün bir tık üstünde arkadaşlar bu verilerin olduğunu söyleyebiliriz. Bu şu anda da anlık olarak tavana kilitlemiş durumda ve yine bir tavan hareketi başlatmış durumda. Teknik tarafına bakarsak dostlar, grafiğimizi birazcık uzattık ve artık geçmişten yukarıya doğru ne lazımdı? Öncelikle bize bir üst kanal ve yükselen trend desteğimiz lazımdı. Üst kanal direncimizin ilk tepe noktasını aldık. Daha sonra oluşturduğu ivmeyle şurada bir tepe noktası daha oluşturmuştu. 22 Ocak 2021'de buraya da temas halinde ikinci teması seçerek yukarıya doğru artık bir üst kanal direnci belirledik. Şu anda da tam kanalın ortasında, hatta üst kanal direncine yakın yerlerdeyiz diyebiliriz. Üst kanal direncimizin hedefi 110 ve 120 lira arası bir hedef seviyesi arkadaşlar. Biraz daha yakın zaman dilime gelip bu işi birazcık daha netleştirirsek neler söyleyebiliriz? Bakın şurada oluşan arkadaşlar bir tık yatay, bir tık yükselen bir kanal aralığımız vardı bizim. Bu kanal aralığını arkadaşlar zirve dip, zirve dip ve ondan sonra hacimli kırılımla yukarıya yönlü kırmayı başardık. Ta ki nerede? Şurada düşen kırılıma girdiğimiz seviyeden yukarıya doğru anlık olarak arkadaşlar %50'lik bir yükseliş yaşamış şirketimiz. Elinde tutan arkadaşların da güzel bir karı söz konusu şu an. Hele şurada kanal dibinden yakalayan dostlarımız için zaten bakın şurada dipte çok güzel fitille çalışmış ve %110'luk bir getiri elde ettirmiş.
Peki bugünkü tavan ne olmuş arkadaşlar? Bir bakalım bakın. Tam gap boşluğunu almış, ondan sonra tavana kilitlemiş diyebiliriz. Şuradaki gap boşluğunu alıp buradan dönmesi çok güzel. Çünkü aslında bir altta da bir gap boşluğumuz daha var ama şimdilik buraya kadar ulaşmış değil şirketimiz. İlk gap boşluğundan tepki alarak güzel bir şekilde yükseliş kaydetmiş. Baktığımızda yukarı yönlü hedeflerimizde şu andan itibaren nasıl bir hedefimiz var? Arkadaşlar ilk etapta %34 ikinci hedefimiz. %73 üçüncü hedefimiz %137'lik bir getiri potansiyeliyle hissemiz taşınabilir. Peki hareketli ortalamalara bakarsak neler söyleyebiliriz? Dostlar hareketli ortalamalarda 36.94 bizim için 21 günlük hareketli ortalama desteği. Onun altında ise arkadaşlar şurada kırdığımız düşen kırılım desteğimiz var. O da zaten 31 liralara kadar düşmekte. Genel olarak trendin yönü yukarı olduğu için biz dirençleri takip ediyoruz. Dirençlerimiz 60.35, 82.25 ve 111.9 seviyeler arkadaşlar. Genel anlamda şirketin momentumu, teknik tarafındaki görünümün güzelliği ve temel tarafındaki iyileşmeler çok umut verici arkadaşlar. Şirketimizin zaten sermayesinin az olması şirketimizi ön plana çıkaran değerlerden bir tanesi. Ve dış ticaret tarafında ne yaptığını ne ettiğini çok iyi bilen şirketlerden bir tanesi. Bunun da az önce bilgilerini vermiştik. Yani Pergamon hem temettü tarafından hem yükseliş potansiyeli olarak tutulabilir. Her zaman tutulabilecek hisselerden bir tanesi. Keza birazcık daha teknik tarafını inceleyip zirveden sat, destekten al gibi bir trend sağlayıp yukarı yönlü sürekli gelişmeye açık bir şekilde takip ederseniz arkadaşlar çok güzel kazançlar elde ettirecek şirketlerden bir tanesi Permagon hissemiz. Şimdi dostlar genel olarak bir toparlayalım. Yukarıdaki hedeflerimiz belli. İlk hedefimiz 63.35. Bunun üzerine 82.25 ve 110-120 bandı arası seviye hedef olarak karşımıza çıkıyor. RSI'miz 82 seviyesinde MACD'mizde kafayı çok güzel kaldırmış durumda. Destek takip edeceksek ne olur arkadaşlar bunlar? 34.96 ilk önemli desteğimiz. Zaten geri çekilirse gap boşluğunu kırar ve baktığımızda şuradaki güzel üst kanal direncimiz olan 34.86'ya bir şekilde temas edebiliriz. Ama genel anlamda yön yukarı diyebilirim dostlar Permagon hissemiz tarafında. Şimdilik şirketimizle ilgili kısa ve öz olarak anlatacaklarım bunlar. Yakından takip ediyoruz. Güzel yükselişler verdi. Daha da iyi vereceğini düşünüyorum. Yatırımcılarına şimdiden bereketli olsun. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.